Sayın seyirciler, insanların sağlıklı beslenme arzusu gün be gün artıyor. Doğal gıdalar açık ara önde, özellikle organik olanlar. Tüketicinin bu talebini bilen açık gözler. Sahtekarlıkta sınır tanımıyor. Peki tüketici ne yapmalı? İnternet üzerinde gıda alışverişi nasıl olmalı? Özay Erat bu soruların cevabını araştırdı. Bal var, pekmez var, yaprak var, köy peyniri var, tereyağı var. Köylüşi, benimkisi köylüşi. Yazıyor bak, Tokat'tan Lokman Hekim geldi. Ama herkes böyle satıyor. Kime inanacağız bilemem acaba? Ben bilemem. Bak. Doğru kelime bu. Bilmemek. Sağlıklı gıda tüketmek için kime, neye güveneceğimizi bilmiyoruz. İnternette arıyor bizim tüketicimiz en üste çıkanları, ki çoğu reklamdır bunların, sponsorludur ya da orada onu arayıp oraya kendini tabir yerindeyse dolandırtıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu kısaca şunu demek istiyor. Araştırıyorsunuz, araştırıyorsunuz, tuzağa düşüyorsunuz. Bu internet mecralarını işleten firmalar 3 kuruş için tüketicinin dolandırıcılarına adeta yataklık yapıyor. Bakın, internet alışverişinde en büyük hata ne? İnternet arama motorlarında arattırdığımızda en üste çıkan firmalarla kuşkuyla bakın. Çünkü dikkat ederseniz onların altında reklam yazar. Bu firma gerçekten güvenilir, sağlıklı bir ürün yapıyorsa reklama ihtiyacı yok. İnternetten gıda satın alır mısınız? Hayır, almıyoruz. Siz? Hayır, ne giyeyim ne hiçbir şey gözümle görmeden bir şey alamam. Tadını almadan alıyor, bunun tadını alıyor, bakıyor alıyor, bakmadan ne alacaksınız? Size gelen şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bakmadan alınmaz mı? Alınmaz hanımefendi. Vallahi açacağım böyle. Bak, aha, şuna bir parmak bakacağım. Alacaksın. Bir parmak bakacağım. Alacaksın. Bir parmak bak. Yok, bir parmak bakmayayım da kokusuna bakayım bari. İlla ki tadacağım. Şunu şöylece. Al. Tatından bak. Değil mi? Farklı bir tadı var. Çiçek tadı geliyor. Çünkü bu tabiatın yarattığı bütün kır çiçeklerinden olan bir nesil. Çok sahtekarlıklar var. Mesela bizim çok yakınımız bir yerden bal almıştı. Ha. Ben balı yakından gördüm. Rezillik diye. Biz daha önce boya işi yaptığım için verniğe benziyordu. Evet. O bal nereden alınmıştı? İnternetten almışlar. İşini yapan iyi markalar var. Onları araştırmak gerekiyor. Bir defa firmanın ticaret sicil numarası yazılı mı? Biz size internetten gıda alışverişi yapmayın demiyoruz. Yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyoruz. Açık adresi, sabit telefonu, cayma bildirimi hakkında bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesi bulunuyorsa ben oradan güvenle alışveriş yapabiliyorum. Balın tadı kaçtı mı acaba? Bal olayında eşim Erzurumlu, oradan getirtiyoruz, memleketten geliyor. Siz şanslısınız. Şanslıyız. Peki şöyle bir interneti karıştırırken baktınız, tereyağı ucuz dediniz ya da helva aman ne kadar güzel, ben bunu sipariş edeyim diye düşünür müsünüz? Hayır, kesinlikle. Her marketten alışveriş yapmam, bildiğim eski markalardan şaşmam.